Başlat. Herkese merhaba, Bilkent Üniversitesi Operational Research Kulübü'nün YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben Azra, Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ben Atakan, ben de Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün beraber Bilkent Üniversitesi kampüsünü turlayacağız. İsterseniz Operational Research ofisinden başlayalım. Başlatıyorum. Başla. Tanıt. Bu koltuğumuz. Burada çok fazla anımız var. Bu bütün etkinliklerimiz için kullandığımız harfler. Bu başkanlık masası. Toplantı masamız. Burada şirketlerimizden gelen çok fazla malzememiz var. Bu da her şey. Konuştuğumuz, yazdığımız tahtamız. O zaman izninizle kampüsü turlamaya başlıyoruz. Geldiğimiz ilk bina. Burası aynı zamanda Bilkent'in en son yapılmış binası. O yüzden içi de en yeni olan bina. İçeri girebiliriz. Şimdi rektörlük binasının önüne geldik. Şu an rektörlük binasının önünde Bilkent Tanıtım Ofisi'nin düzenlediği tanıtım turları var. Kampüse geldiğinizde Bilkent Tanıtım Turları'nda istediğiniz bölüm hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Size her türlü yardımcı oluyorlar. İsterseniz şimdi bir rektörlük binasının içine girelim. Rektörlük binasının içinde çok güzel. Rektörlük binasının içinde hem rektörlük ofisleri var hem de mühendislik bölümlerinin katları var kendine özel. Elektrik elektronik mühendisliği dışında mühendisliklerin kendi binası yok ama rektörlük binasında hepsinin kendine özel katı var. Beni tanıtım ofisindekiler ayartmıştı endüstriye, yoksa elektrik yazacaktım. Tatilde olduğunuz için kapalı. Ders aralarında falan hep gelip buradan tatil olabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada bilgisayar mühendisliğinin ve makine mühendisliğinin laboratuvarları da var. Burası bilgisayar mühendisliğinin bir laboratuvarı. Hem ileride de robotik laboratuvarı var. Oranın kapısı genelde kilitli oluyor. Normalde burada bayraklar olmuyor ama tanıtım günleri olduğu için bayağı süslüyorlar buraları. Masa falan da koyuyorlar. Yaz zamanları ise yemekhanede dışarıya da masa koyuyorlar. Kışın kaldırıyorlar o masaları ama Eylül-Ekim zamanlarında hava sıcak olduğu zaman yemekhanenizi yemekten alıp kumanya şeklinde dışarıda da yiyebilirsiniz. İsterseniz bir yemekhanenin içine de bakalım. Bilkent'in yemekhanesi bu arada çok güzel. Yemekleri de gayet iyi. Yazın dışarıda yerseniz ama arı sokuyor. Evet, arı problemimiz var. Yazın dışarıda yiyince... Bilkent'e yeni geleceklere bir tiyo vereyim. Yemekhaneye geri gelmezsen üst kata gelin çünkü üst kat genelde daha boş oluyor. Üst katın manzarası da çok güzel. Taraf Doğu. Evet, Doğu Kampüs'te de başka bir videoda Doğu Kampüs'te gezeceğiz. Bu tarafta da öğretmenlerin kaldığı yerler var.
kütüphaneden yola geldik. Yemekhane bu tarafta kalıyor. Kütüphane aslında Bilkent'in en meşhur olduğu şeylerden bir tanesi. Çünkü özellikle dijital anlamda basılı olarak da çok fazla kitap var içinde ve istediğiniz kitap eğer kütüphanede yoksa Bilkent kendisi kitabı size sağlıyor. O yüzden böyle kütüphanenin içine giremeyeceğiz. Çünkü öğrenci kimliklerimizi yanımıza almayı unutmuşuz. Doğru. Bir hemen şundan kütüphanenin içini gösterelim. Ben de sallıyorum. Kapalı olmuş. Ama belki sonradan kimliklerimizi alıp çekip geri geliriz. Evet. Şöyle kütüphanenin içi. Burada da eski OR'lı biri var. Ne yaparsınız? Ne var? Vlog çek. Şimdi Arda Özlü ile kısa bir muhabbetten sonra geri geldik. Şimdi yemekhaneden ve kütüphaneden çıktıktan sonra merkez kampüse bu yoldan yürünüyor. Evet, şurada da çok az kişinin bildiği bir coffee break var, o yüzden çok fazla kalabalık değil. Evet, bu ama... da Bilkent'ten ipuçları serisi. Bilkent'ten ipuçları. Mütercim tercümanlık binası şurası ve oranın içindeki coffee break en tenha olan coffee break. Kedi. Kediler de biraz şımarık. Pek insan sevmiyorlar. Ya seviyorlar ama çok şımarıklar. Şimdi eğitim fakültesinin önüne geldik. İngilizce derslerinizin çoğunu eğitim fakültesinde alacaksınız büyük ihtimalle. Ama eğitim fakültesinin içi bir labirent gibi olduğu için okulun ilk günü eğer dersiniz eğitim fakültesindeyse, G binasındaysa mutlaka erken gelin diyorum. İsterseniz merkez kampüsün tam merkezine doğru yürüyelim birazcık. Merkez kampüsün tam ortasında İhsan Doğramacı heykeli var. İnsanlar en başta geldiğinde İhsan Doğramacı heykelini gözlüklü Atatürk heykeli zannediyor ama o aslında İhsan Doğramacı heykeli. Tam eğitim fakültesinin karşısında da dil fakültesi var. Burada mütercim, tercümanlık ve İngilizce öğretmenliği bölümleri falan var. Şimdi İhsan Doğramacı heykelinin önüne geldik. Aynı zamanda İhsan Doğramacı heykelinin arkasında çok güzel bir havuz var ama her zaman temiz olmuyor. Azra istersen göster, ilk kez temiz gördüğüm zamanlardan biri. Bu taraf şimdi, hukuk fakültesi. Aynen. Hukuk fakültesinde de seneye başladığınızda çok fazla ders alacaksınız. Hukuk fakültesinde genelde genel dersler falan veriliyor. Bu matematik olsun. Hukuk dersleri olsun ve bazı genel dersler olsun, hepsi hukuk fakültesinde oluyor. Endüstriye giriş dersi de orada alınıyor. Aynen ve bilgisayar mühendisliğinin çoğu dersi de hukuk fakültesinde oluyor. İnsanlar birazcık şaşırıyor. Neden bilgisayar mühendisliğinin dersleri hukuk fakültesinde? Aslında en başta hukuk fakültesi binası bilgisayar mühendisliği binasıymış. Onun için bu binanın üstünde çok fazla bilgisayar laboratuvarı da var. Burası bilgisayar laboratuvarı. Bütün mühendisliklerin burada laboratuvar dersleri oluyor. Ve yine bir ipucu vereyim. Okulda bir şey çıt almak istediğiniz zaman direkt buraya gelin. Her öğrencinin okul başladığında belirli bir sayıda bedava çıt alma hakkı oluyor. Onu da kullanabiliyorsunuz bu laboratuvarlarda.
Şimdi hukuk fakültesinin en alt katına geldik. Hukuk fakültesinin en alt katında Mozart Cafe var. Mozart Cafe okulda yemek yiyebileceğiniz güzel yerlerden biri. Makarna porsiyonları da bayağı büyük, doyuruyor. Şu an yaz tatili olduğu için kapalı. Şimdi İhsan Dorabacı heykelinin arka tarafına geldik. Burası da yine bir sürü binanın aynı yöne baktığı toplu bir yer aslında. Bu tarafta sağlık merkezi ve merkez coffee break'in olduğu yer var. Aynı zamanda coffee break'in içinden eczaneye doğru da gidebiliyorsunuz. O tarafta aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de var. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de bayağı bir bölümün binaları var aslında, katları var kendine özel. Arkeoloji bölümünden iktisat bölümüne, işletme bölümü, sosyoloji bölümü, felsefe bölümü, hepsi bu binanın içinde aslında. Ve derslerini de bu binada alıyorlar. Burası da A binası diye geçiyor. Bilkent'in en büyük binalarından biri. İşletme fakültesi de buranın içinde. Aynı zamanda... Şimdi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin içine geldik. Bu koltukları ilk kez koymuşlar. Koronadan sonra çok mutlu oldum. Burada da koltuklar var. Burada da bir ipucu verelim. Bu binada da bazı hocaların ders materyallerini verdiği bir kırtasiye var. Oradan da ders materyallerinizi alabiliyorsunuz. Sol tarafta da Cafe Fiero var. Burada da sabah geldiğinizde poğaça, simit falan oluyor. Mayfest bayağı meşhur. Bilkent'in bahar festivalleri Mayfest alanında yapılıyor. Ve aynı zamanda insanlar hep Mayfest'te takılıyorlar hava sıcak olduğu zamanlar. Mayfest demişken Mayfest'e gidelim. Mayfest ring turu da burada. Zaten merkez kampüste 5-6 tane ring turu var. Onlardan bir tanesi de burada. Doğuya da aynı zamanda giden yol. Aynen, doğuya da buradan gidebiliyorsunuz. Sağ tarafta da Mescit Otoparkı var. Bilkent'in en büyük otoparklarından, geldiğinizde buraya park edebilirsiniz. Şimdi Mayfest'e geldik. Şu an gördüğünüz binada MSSF binası. Müzikçiler falan. Aynen, konservatuvar ve tiyatro karşıdaki binada. Yanlış bilmiyorsam onların sınav dönemlerinde de gidip konserlerini dinleyebiliyorsunuz. Evet, çok güzel bir bina. Evet. O zaman şimdi işletme fakültesine doğru yürüyelim. Meşhur Starbucks'ımızı görelim. Bu arada duyduğuma göre Bilkent işletmenin altındaki Starbucks bir dönem Türkiye'nin en çok ciro yapan Starbucks'larından biriymiş. Bu da ek bir bilgi. Şimdi işletme fakültesinin önüne geldik. Starbucks'a doğru yürüyoruz. Bilkent İşletme Fakültesi de çok güzel bir bina. Sarmaşıklarla kaplı. Ve işletme fakültesinin içine yine A binasından da geçebiliyorsunuz. A binasından gelirseniz de buradan gelmiş oluyorsunuz. Ve yurtlarla da kampüs arasında da ring var. Burası da amfiler binası. Burada çok fazla büyük amfi var. Burada da sınavlar oluyor genelde ve genelde hukuk dersleri oluyor burada çok fazla öğrencide.
150 kişilik bir amfi şey var burada. Binası. Burası da yine anlattığımız tüm kısım şu tarafta kalıyor. Bu tarafta da ESA binası var. Fen Fakültesi. Orayı da Atakan yeniden anlatsın. Şimdi Fen Fakültesi binasının önüne geldik. Fen Fakültesi binası ikiye ayrılıyor aslında ESA ve SB şeklinde. ESA'da daha fazla laboratuvarlar var. İsterseniz bir ESA'nın içine de bakalım. Şimdi merkez spor salonunun önüne geldik. Kampüsümüzde iki tane spor salonu var. Biri merkezde, biri de yurtlarda. Hemen dersten çıkınca merkez spor salonunda sporunuzu yapabiliyorsunuz. Direkt buraya gelebiliyorsunuz. Aslında doğuda da spor salonu var. Evet, doğuda da var aslında. Yurtlardaki spor salonu çok daha büyük. Orada havuz, squash, o tarz şeyler de var. Oraya da gireriz zaten. Şimdi hemen buranın karşısında mimarlık fakültesi var. Aslında mimari fakültesi değil, sadece güzel sanatlar, tasarım ve mimari fakültesi. Burada mimari dışında çok farklı bölümler de var. Bu güzel sanatlar, grafik tasarım, iletişim tasarım ve mimarlığın hepsi buraların içinde. Şimdi burada yine bir Starbucks var. Burada aslında sadece mimarlık öğrencileri ve güzel sanatlar öğrencileri derslerini almıyor. Ben fizik dersimi bu binada alıyordum. Ben de burada alıyordum. Şimdi buradan ilerleyince aslında mimarlığın burada çok fazla dersi yok. Mimarlığın asıl binası bu az önce gösterdiğimiz bayağı büyük sütunlu bina. Sol tarafımızda Cafe Express var. Bu da Bilkent'te yemek yiyebileceğiniz yerlerden biri. Buranın çıtır tavuğu çok meşhur. Mutlaka buranın çıtır tavuğunu deneyin. Oradan alıyorsunuz. Şimdi Mimarlık Fakültesi'nin aslında altındayız. Buranın Mimarlık Fakültesi'nin mimarisi çok güzel. Burası şu an sigara içilip oturulabilen tek yer ama seneye burası da kalmayacak. Ve burada aslında bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Meyve, sebze, süt, peynir. Kampüs içinde başka bir yerde bulamayacağınız çoğu şeyi buradan sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yurtlara da çok yakın. Burası 76. yurt. Bilkay'ı da yurt kantini gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi size Bilkent'in en yeni yurdunu göstereceğiz. 81. yurt. 81'e doğru yürüyoruz. 81. yurt Bilkent'in en yeni yapılmış yurtları. Aynı zamanda bazen otel yurt olarak da geçiyor. Burada kendine özel banyo, tuvalet oluyor ve herkesin odası çift kişilik. Aynı zamanda karma bir yurt. Kendi koridorları kadın erkek olarak ayrılıyor ama
ortak alanları özellikle herkes için açık. 81. yurdun altında da çatı var. Şimdi çatıya doğru yürüyoruz. Çatı da benim Bilkent'te en sevdiğim yemek yeme yeri. Çünkü açık büfe ve her şey oluyor. Tabağını istediğin kadar dolduruyorsun ve kiloya göre sana bir fiyat veriyorlar. Doymama ihtimaliniz yok çatıda. Ve bayağı bir seçenek oluyor. Muadillerine göre gerçekten de ucuz. Kedi. Kedi. Çatı ve 81. yurttan sonra aslında Bilkent'te başka bir şey kalmadı şu an en tepesine çıktı. Evet. 81. yurtta yanında da spor salonu var. Epic spor salonu burada. İçinde havuz, voleybol için sahada var. Her şey var. Her şey var içinde gerçekten. Yurtlara da yakın olması iyi bir şey çünkü. Salonunun girişi. Buraya da yine kartınızla girebiliyorsunuz. Girerken ve çıkarken kart okutmanız gerekiyor. Burası aslında pandemi sürecinde rezervasyonlu çalışıyordu ama şu an öyle bir uygulaması yok. Sadece belli bir saatten sonra almanız gerekiyor eğer gitmek istiyorsanız. Şu an futbol sahası. Futbol sahasının hemen yan tarafında da Amerikan futbolu sahası var. Şimdi orayı da göstereceğim size. Amerikan futbolu sahası da burası. Güneşten çok gözükmüyor tam, güneş oradan battığı için, ama burası da bayağı büyük bir yer ve koşmaya da gelebiliyorsunuz aslında buraya. Şimdi Doğu Çimenler'e geldik. Burası da yine büyük bir çimenlik alan. Doğu'da hazırlık sınıfları, ayrıca CTIS ve otel turizmcilik bölümleri var. Bu tarafta Doğu Yemekhane bulunuyor. Arka tarafta da sağlık merkezi var Doğu'nun. Şurada da yine sahası var, tenis alanı var. Şu Azra'nın arkasındaki siyah binada hazırlık binası. Okula ilk geldiğinizde hazırlık atlama sınavlarının bir kısmına burada gireceksiniz.